Merhabalar, Atıyorum'a hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz bu düzeneği kullanarak doğru şekilde uygulanmış vidanın mı yoksa çivinin mi daha çok yük taşıdığının testini yapacağız. Bakın %19.2. Bu düzenli kalibrasyonu yapılan ve bize uygulanan gücü kilogram 10, 15, 20, 30. Dilerseniz şimdi testimize geçelim. Yapacağımız bu testi bu dörtlü grupları kullanarak yapacağız. Aynı kerestenin parçalısı bu dört tanesi aynı kerestenin bu dört tanesi aynı kerestenin parçası. Nem oranları da aynı. Bu gördüğünüz bir nem ölçer. Ahşapların barındırdığı nem oranını bize söylüyor. Bunu açıyorum. Ağaç cinsini seçiyorum. Çam. Şimdi buraya yerleştiriyorum. Bakın %19.2. %18.8. %18.8. %18.4. %15.9. Kafalarda soru işareti kalmaması adına bunu gösteriyorum. 16.3. 16.3. 15.7. Gördüğünüz gibi ahşapların nem oranı da neredeyse birbirinin aynı. Bu test için böyle beşli bir grup hazırladım. Videonun başında söylediğim gibi doğru uygulamadan kastım ne? Normal şartlarda ahşap birleştirmelerinde kullandığımız vidaların uzun yıllar bu birleştirme işlemine devam etmesi için normal vidaların kılavuzlu delikle birleştirilmesi yapılması lazım, montaj yapılması lazım. Yani vidadan önce bir delik delinmesi lazım. O da diş dibinden ölçü alınarak yapılması gerekiyor. Bu şekilde birleştirme yapılması uzun sürede ahşabın çatlamasına engel oluyor ve birleştirme işleminin daha uzun yıllar devam etmesine sağlıyor. Ama bazı vidalarda bunu yapmaya gerek yok. Bu gördüğünüz yarım diş 5'e 8 vida kılavuz deliklenmemiz gerekiyor. Bu gördüğümüz 5'e 8 tam diş vida kılavuz deliklenmemiz gerekiyor. Bu gördüğümüz 5'e 8 yarım diş vida bu özel bir vida. Bunun için kılavuz deliklenmemize gerek yok. Zaten kataloğunda da kılavuz deliklenmemize gerek yoktur. Kenara yakın bile derseniz vida yapısı ve dişlerin şekillerinden dolayı çatlama yapmaz diyor. Hatta havşasını bile kendi açabiliyor. Bu gördüğünüz klasik çivimiz. Tahtayı boydan boya deleceğim ve arkadan bükme yapacağım. Bu gördüğümüzde paletlerde kullanılan yivli ve tırtıklı çivi. Bunların hepsini ayrı ayrı uygulayacağız. Şimdi geldi birleştirmeye. Önden kılavuz delik isteyen vidaların deliklerini açıp birleştirmelerini yapıyorum. Bu gördüğünüz çizgiler hepsi 5'er santimden 5'er santim üzerine bindirerek yapacağım. Hem kenara çok yakın olmaması için hem de hepsini standart şekilde birleşmesi için bunu yapıyorum. Delikleri üst üste getirdim. Şimdi yarım diş vida ile birleştirme yapıyorum. 5'e 8 yarım diş vida. Bu birleştirme tamam. Bu birleştirmeleri yaparken de farkındaysanız budaklara getirmemeye çalışıyorum ki standart bir test olabilsin. Beşe 8 tam diş vida. Bu da tamam. Şimdi geldi kılavuz delik gerektirmeyen vidaya. Bunun için kılavuz delik açmaya gerek yok. Kataloğunda da bunu söylüyor. Kenara yakın delseniz bile çatlama yapmaz diyor zaten. Bu vidayı yerine sabitliyorum. Bu da aynı şekilde 5'e 8. Sıra geldi çivimize. Çiviyi de büktüm.
Geldik test kısmına. Testte kullanacağım malzemeleri tek tek kanıtlayacak olursak. Bu 250 kilogram çekere sahip bir hubzuk. Bu düzenli kalibrasyonu yapılan ve bize uygulanan gücü kilogram cinsinden veren bir güç ölçer. İlk testimizi 5x80'lik kılavuz delikle deldiğimiz birleştirmeyi de yapacağız. Bunun için kullandığımız bu perlon, endüstriyel bir perlon. Bakın 30 kilonewton yani 3 tonluk bir perlon. Bu da endüstriyel bir karabin. Bu karabinin çekirdeği 2,5 ton, 25 kilonewton, 2,5 tona tekabül ediyor. Şimdi bu ahşabı buraya yerleştiriyorum. Bu arada gördüğünüz mesafede 7 santim çekme sırasında oradan güç almaması için karabinle birleştirmemi yaptım. Kapısını kilitledim. Ne olur ne olmaz bunu da takalım. Şimdi yavaş yavaş güç uygulamaya başlıyorum. Ekranın yanında da ahşapların bileşim noktasını görüyorsunuz. Güç uyguluyorum. 10 kilogram, 15 kilogram, 20 kilogram. Güç düşmeye başladığı an birleşme olayı sona ermiş demektir. 40 kilogram, 45 kilogram, 50 kilogram ve ayrılma başladı. Bakalım ne kadar dayanacak. 50 kilogram ve 50 kilogram da kaldı. Artık 50 kilogramdan sonra parça ayrıldığı için 55 kilogram. 55 kilogram maksimum. Hadi dayandı. 55 kilogramda artık ahşap tamamen ayrıldı. Ve gördüğünüz gibi güç de düşmeye başladı. Şimdi diğer parçayı yerleştirelim. Şimdi ölçüm yapacağımız parça yine 5'e 80 yarım diş olarak yaptığımız ve kılavuzlu delik kullandığımız parça. Tamam. Ve güç uygulamaya başlıyorum. 5 kilogram, 10 kilogram. Perlon kaydı biraz. Şuradaki perlon biraz hareket etti ama yerleşti şimdi. Devam ediyorum teste. 30 kilogram. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 55'e indi tekrardan ve parça ayrıldı. Maksimum 60 gördük. Bu parçayı da boşaltıyorum. Şimdiki parça 5'e 80 kılavuz delik kullanmanı yaptığımız, kılavuz delik gerektirmeyen vidayla yaptığımız birleştirme. Şimdi güç uygulamaya başlıyorum. Bunda kılavuz delik kullanmamıştık hatırlıyorsanız. 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, çok iyi. 60, 60, 60 ve artık düşüyor. Yani artık montaj işlemi sona erdi. Gördüğünüz gibi gitgide kendi kendine düşmeye devam ediyor. Şimdi yapacağımız testte çiviyle yaptığımız ve arkasını büktüğümüz birleştirme. Bazı ustalar bunun çok daha güçlü olduğunu söylüyorlar ama tabii işin iş kısmını daha çok arttırıyor aslında güç olarak. Daha fazla insanı yoran bir uygulama. Vida gibi de aslında birleştirme sırasında ahşapları montaj elemanlarını birbirine çekmiyor. Evet, şimdi güç uygulamaya başlıyorum. 10 15 20
20, 30 ve ayrılmaya başladı. Enteresan. Ben çok daha fazla çekeceğini düşünüyordum. 30, 25 ve ayrılma işlemi. Evet, ayrıldı. Parçalar BİM'den tamamen ayrıldı. Açıkçası ben bunun biraz daha fazla çekeceğini düşünüyordum. En az çeken birleştirme bu oldu. Demek ki vida gerçekten doğru bir birleştirme elemanı aslında. Tekrardan şuraya takayım. Ve şunun arka kısmını da size göstereyim. Arkayı göstereyim. Bakın açılma başlamış çivilerin arkasında. Daha da önemlisi çivi başları ahşabın içine gömülü başları için birleşme işlemi tamamen sona ermiş. Gördüğünüz gibi. Son olarak da palet çivisi olarak bilinen bu hivli çiviyle yaptığımız bağlantıyı test ediyorum. Güç uygulamaya başlıyorum. 5 kilogram, 10 kilogram, 15 kilogram, 15 kilogram. Evet, aslında beklenen bir sonuç. Bu zaten tahtanın ahşabın içinde kaldığı için çok daha düşük bir gerilme ile birleştirme işlemi sona erdi. Elde ettiğimiz sonuçları değerlendirecek olursak, test sonucu birleştirme elemanlarının çektiği maksimum yükleri görüyorsunuz. Bu sonuçlara bakarak bir final kürsüsüne çıkılacak olsaydı, üçüncülüğü kılavuz delikle yaptığımız tam diş vida, ikinciliği kılavuz delikle yaptığımız yarım diş vida, birinciliği ise her ne kadar pahalı bir ürün olsa da kılavuz delik gerektirmediği için zamandan bizi tasarruf sağlayan yarım diş vidanın kazandığını söyleyebiliriz. Ne yazık ki çiviler performanslarından dolayı bu kürsüde yer alamadılar. Sonuç olarak vidaların ahşap birleştirmelerde çivilerden daha güçlü birleştirme elemanları olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bir videonun daha sonuna. Videoda bulunan malzeme desteğinden dolayı Yüksek İşler firmasına ve Motivatim Eğitim Danışmanlık firmasına huzurlarınızda teşekkür ederim. Umarım videodaki bilgiler işinize yarar. Bu tip videoların çoğalması için kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.